Günaydın değerli izleyenler. Sağlığın İçinden programıyla yeniden karşınızdayız. Acıbadem Bursa Hastanesi ile birlikte organ nakli sürecini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Toplumumuzda farkındalık yaratılması önem arz eden bu konuyu bugün böbrek nakli özelinde değerlendireceğiz. Yine önemli konuklarım var. Acıbadem Bursa Hastanesi'nden Doktor Salih Gülten stüdyo konuğumuz. Aynı zamanda birebir nakil sürecini yaşayan konuklarım da var. Sözü kendilerine bırakmak istiyorum ancak sizlerin de sorularınız, merak ettikleriniz olursa bizlere 0224 211 1075 numarasından ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Sizlerin soruları, sizlerin görüşleri çünkü bizler için oldukça önemli. Bunları birebir yaşayan sizlersiniz. O nedenle telefonlarınızı ve sorularınızı bekliyorum diyelim ve Salih Hocam hoş geldin diyelim hoş bulduk, size merhabalar. Yeniden stüdyomuzda. Şimdi bugün önemli bir gün. Dünya Böbrek Günü değerli izleyenler. O nedenle bugün biraz daha keyifli konuşmalar yapacağız. Biraz daha bu anlamda pozitif enerji bırakmaya çalışacağız. Ama tabii İnşallah. Ki merak edilenleri de konuşacağız hep birlikte, konuklarımızla birlikte. Müsaadenizle ben ilk olarak Salih Hocam'la başlamak istiyorum. Daha önceki programlarda zaten siz nakil süreçlerini hep anlatmıştınız, bahsetmiştiniz ama bir girizgah yapalım mı organ yetmezliği ile ilgili? Yani organ yetmezliği ülkemizde neredeyse teşbih yaparsak salgın denilebilecek durumda. Maalesef farkındalığımız çok fazla olmadığı için biraz da hastalığın sinsiliği sebebiyle birdenbire sonradan ortaya çıkması sebebiyle yeteri önem gösterilmiyor ve başımıza çok ciddi bir halk sağlığı problemi olarak ortaya çıkıyor açıkçası. Tabii bu süreçte pek çok hasta var ve bunun da kaynakları var. Kaynaklarından başka bir yerden istifade edemiyoruz. Yani organ yerine koyma tedavilerinden istifade ederken iki tane şey kullanabiliyoruz. Bir tanesi bazı makineler, o da böbrek için bir anlamı var. Böbrekte var. Birçok organ için maalesef yok. Ve diğeri de kaynak biziz aslında. O yüzden toplumsal dayanışmanın doruk noktası o yüzden diyoruz. Bizden alınıyor, bize gidiyor. Biz ölülerimizden istifade ederek canlarımıza uzun, rahat yaşam sunmaya çalışıyoruz. Bir tarafta dram var ama bir tarafta da sevinç var. Hmm. Neticesinde bir de yardımlaşmanın doruk noktası kesinlikle diyebiliriz açıkçası. Kesinlikle. Şimdi yavaş yavaş yine diğer konuklarımdan da girişler alayım. Sonra detaylandırmaya gireceğiz. Çok da süremiz yok. Sizin de dediğiniz gibi çok detaya giremeyebiliriz ama. Evet Haluk Bey, siz Bursa Böbrek Hastaları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin başkanısınız. Evet. Aynı zamanda da 2012'ydi değil mi? Evet. Nakil oldunuz, böbrek nakli. Evet. Onun sohbetini sonra yaparız. Böyle keyifli dakikalarda anlatırız. Güzel konuşmuştuk o konu hakkında. Ben sizden şunu dinlemek istiyorum. Bizzat yaşadınız bu süreci. Yani böbrek rahatsızlığını, diyaliz sürecini, umutlu o böbreği beklediğiniz anları dinleyelim mi biz sizden? Neler yaşadınız o süreçte? Tabii ki. Benim de çok şükür 10 yıl oldu nakil olalı. Hocalarıma da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yani bu sağlığı kavuşmamızda onların emekleri, payları çok büyük. Tabii zor bir süreç. Diyaliz ortamı zor bir süreç. İnsanlar ilk başlarda hiç hastalanmayacakmış gibi düşünüyor kendini ama biz de 31-32 yaşımıza kadar sağlıklı bir hayat yaşadık. Ondan sonra başka bir nedenle doktora gittiğimiz zaman esas sorunun böbreklerde olduğunu öğrendik. Ve ondan sonra böbrek yetmezliği, son dönem böbrek yetmezliği ve en sonunda da diyalize girdik. 5 yıl diyaliz yaptık. 5 yıl diyalizin sonucunda da kadavra bağışıyla tekrardan hayata tutunduk. İkinci bağrımızı yaşıyoruz şu anda. Diyaliz zor bir süreç. Yani gerçi olmazsa da olmuyor. Hani mecbur yapıyorsunuz. Çünkü o da önemli. Diyaliz de önemli bir şey. Ama organ bağışını yerini tutmuyor. Nakil olmak başka bir güzellik. Kısaca böyle söyleyebilirim yani hani şey olarak nakil sürecimi. Evet, Salih Hocamız zaten önceki programlarda da kadavradan naklin ne kadar değerli, ne kadar önemli olduğunu bizlere hep söylemişti. Biz de bu Dünya Böbrek Günü'nde yine sizlerin cümleleriyle cennete götürmeyin organlarınızı evet. bırakın cümlesiyle hatırlatmamızı yapalım. Evet. Çünkü dediğiniz gibi bir tarafta hüzün varken diğer tarafta çok büyük bir mutluluk var tabii değil ki. Mi? Aileniz, siz nasıl bir mutluluk yaşadınız? Tabii ki yani bu zaten bu mutluluğu sadece biz yaşamıyoruz. Yani eşimiz, çocuğumuz, akrabalarımız, bütün çevremiz, iş arkadaşlarımız, çevremizdeki insanlar bu mutluluğu bizimle birlikte paylaşıyorlar. Eskiden yapamamış olduğunuz şeyleri tekrardan yapmaya başlıyorsunuz. Durgunluktan üretkenliğe geçiyorsunuz.
Yaşamsal faaliyetleriniz daha iyi çalışıyor. Kendinizi daha mutlu, daha huzurlu hissediyorsunuz. Bütün alanlarda kendinizi daha iyi hissettiğiniz bir tedavi oluyor. Organ bağışıyla birlikte, organ nakli yani. Bir de ilave etmek lazım tabii. Ekmek kavgasına direkt olarak katılabiliyorlar. Onu katılamamanın verdiği bir sıkıntı oluyor. Bu ekonomi hem aileyi hem de ülkenin genelini ilgilendiriyor. Hepimizi ilgilendiren bir katkı. Yani bu rahatsızlık dolayısıyla ekonomik katkıları ve kaygıları bir anda yok ediyor. Çalışabiliyor. Hem üretken oluyor hem de çalışmanın verdiği mutluluk var aslında. Hem ondan sağlıklı hem sosyal hayata tabii karışabilen, tabii kendini ki daha dik, daha güçlü hissedebilen kesinlikle insanlar. Kesinlikle, kesinlikle. Yani psikolojik anlamda da bunun ne kadar etkilendiğini zaten biliyoruz. Yaşayan seyircilerimiz de eminim ki biliyorlardır. Umarız onlar da en kısa sürede bu organ, kadavradan organ bağışları artarak onlar da en kısa sürede organlarına kavuşurlar. Ve İnşallah. İkinci baharlarını sizler gibi İnşallah. Yaşarlar. Şimdi yine bir diğer konuğum da Mürşit Bey. Mürşit Bey de Bursa Böbrek Hastaları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Sizin de hem üyeliğiniz var, yönetim kurulu üyeliğiniz, hem de bir böbrek bağışında bulunmuştunuz. Evet. Sizinle de bu konuyla ilgili konuşabilir miyiz Mürşit Bey? Evet. Teşekkür ederim. Bu organ bağışı gerçekten çok kıymetli bir şey. Hem manevi anlamda çok yüce bir şey, hem de organı alan açısından da Haluk Başkanım bahsetti biraz. Tekrar üretken, işte Salih Hocam da üretken hayata, tekrar ekonomiye dönmüş oluyor ama aslında hayata dönmek gibi bir şey bu. Oldukça yüksek bir etkisi var. Sadece nasıl diyeyim, nesnel yönlerin değil ama manevi olarak da tekrar hayatın içinde kaldığı yerden, yani hayatı sanki bir kesintiye uğramış gibi, nakil olduktan sonra da hayata tekrar dönmüş gibi, işte yapamadıklarımızı tekrar yapmaya başladık diyor başkanım. Gerçekten yapamadıkları, işte hastalık sebebiyle kıymetini fark ettikleri hayatı tekrar bir noktadan sonra yaşamaya başlamak gibi bir etki bırakıyor. Oldukça önemli. Ben de canlı vericiyim. Aslında bağışçı değil. Organlarımı bağışladım. Aynı zamanda kalan organlarımı da bağışladım. Ama kardeşim son dönem böbrek yetmezliği olmuştu. Ona da böbreğimi verdim. Bir böbreğimi ona verdim. Hatta çapraz nakil diyor hocalarımız. Ben bir hastanın yakınına verdim. Kan gruplarımız ayrıydı bizim kardeşimizde. Onun bir yakını da benim kardeşime verdi. Yani tıp bu konuda oldukça donanımlı. Kurumlarımız oldukça başarılı. Acıbadem'de çok güzel ameliyatlar yapılıyor. Bu nakil sürecinde benim kardeşim 2011 gibi, senden bir sene önce nakil oldu. Bu o günden bugüne sağlıklı yaşıyor çok şükür. Bu bizim için çok keyifli. Yani o işte kaldığı yerden hayata tekrar aynı tempoda devam edebiliyor çok şükür. Bunlar önemli şeyler, gerçekten olması gereken. Doğrusu da kadavradan olması bunun. Canlı verici, ben de sağlıklıyım. Hiçbir sorunum yok çok şükür. Kardeşim de çok sağlıklı, hamdolsun, ama bunun doğrusu kadavradan naklin yaygınlaşması. Ona çok ihtiyaç var hem bizim ülkemizde hem dünyada. Kesinlikle. Siz eklemek ister misiniz bir şeyler, evet, hocam? Organ bağışını ailelere yük etmeden yapabilmek lazım. Yani hayattayken kararı verebilmek lazım. Aileye yük etmeden bağış yapabiliyorsak ne mutlu bize. Tabii beklentilerimiz hep kadavradan olması ve bu yetecek kadar aslında organ sağlanıyor. Türkiye'de aşağı yukarı 2000-2500 arasında beyin ölümü tespiti yapılıyor. Eğer biz bunların, beyin ölümü tespiti yapılmış kişilerin organlarının hepsi bağışlanacak olsa, Türkiye'de zaten bu sağlık sorunu ortadan kalkacak, emin olun. O zaman çünkü canlı vericili nakil bir mecburiyet. Yakını gitmiş, mecburen gidiyor böbreğini veriyor. Ama kadavradan sağlarsak çok daha güzel oluyor. Yani buna kalbimiz de orada tabii, neticesinde organ bağışından yana. Dolayısıyla bu çok daha iyi oluyor. Bu şekilde davranılırsa, ailede bir kez konuşuluyorsa, eğer kalpleri yetiyorsa, sorabiliyorlarsa kalplerini, acaba ne der bu organ bağışına, evde bir kez konuşması
lazım bu işleri. Şöyle bir aile sohbeti içerisinde kesinlikle bu konunun bir kere açılması, evet, ve ailenin onayı o andan itibaren alınması gerekiyor. Kesinlikle. Şey oluyor mu hocam, mesela hastaneye ben gittik çok fazla sayıda ben organımı bağışlamak istiyorum şeklinde bir form geliyor mu? Evet. Aslında çok aşırı değil ama bunu normal karşılıyoruz. Yani çünkü durup dururken insan niye ölümünü düşünsün ki? Yani dolayısıyla güzel şeyleri konuşup hastalıklardan biraz daha uzak duruyor. Bu hastalıklar bizim sorumluluğumuz. Evet. Toplumda ne kadar hasta varsa hepimizin sorumluluğundadır aslında. Giderebiliyorsak gidermeye çalışırız ki toplum bu iyiliğini kendisi gösteriyor. Yani bizim bazı itirazlarımız da oluyor. Canlı verici olunca hemen organ bağışında bulunuyor insanlar. Ama olay vefat edince bir tedirginlik oluşuyor ve organ bağışında beklediğimiz seviyelere çıkamıyoruz. Canlı da hemen veriyor. Evet. Ya ama yani neden? Yani canlısını veren ölüsünü neden vermiyor bağışlamayı? İşte ailemize yük ediyoruz bu kararı. O yüzden ailemize yük etmeden hayattayken ailemize deklar ederim. Hadi bize gelip kağıt imzalamasınlar, belge imzalamasınlar, organ bağış kartı almasınlar, anladık. Ama ailelerine hiç değilse bu bağış kararlarını deklar etsinler. Evet. O yeter artar. O formdan daha önemli ailelerin beyanı zaten değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani neticesinde bir bağıştan bahsediyorsanız organ bağışı kararı alındığı zaman ailenin itirazına rağmen onu almak hiç kimse istemiyor açıkçası. Yani aile içinde konuşulduğu zaman Ayşe Hanım, aile bunu vasiyet olarak algılıyor. Hı hı. Yani bir ev düşünün, evde adam çocuklarına, karısına dedi ki eğer bana bir şey olursa ben organlarımı bağışlıyorum bak dediği zaman bu bir vasiyet olarak algılanıyor. Aile beyefendi vefat ettikten sonra o ortamda bu sefer çocukları, karısı diyor ki zaten eşim de diyor böbreklerini bağışlamak istiyordu diye. Bunu o şekilde algılıyor ve organlar bağışlanıyor. Bunun evde konuşulması o yüzden çok önemli. Kesinlikle. O zaman yani bugünün önemi ve anlamı ve önemi dolayısıyla o uyarıyı da yapalım. Akşam sohbetinizde, çay sohbetinizde bu konuyu evet, biraz bir çıtlatın ailenizi. Ne iyi olur. Bununla ilgili çok güzel projeler de hazırlıyor dernek. Birlikte. Evet, ben derneğin aslında şu konuya girmek istiyorum. Hatta o da sorularımın arasında var. Çünkü hastanenin bu zamana kadar yaptıklarını hep dinledik ama dernek organ bağışı konusunda konumu nedir, işleyişi nedir dernek? Şimdi Ayşe Hanım biz yaklaşık hemen hemen 10 seneden beri organ bağışının ilimizde artması için birçok proje yaptık. Birçok proje yapmaya da devam edeceğiz. Her sene bir temamız var. O tema çerçevesinde şey yapıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Bu sene tam da Dünya Böbrek Günü'nün temasına uygun eğitim ve farkındalık anlamında bir projemiz var. Gençlik Bakanlığı'nın destekleriyle okullarımızda organ bağışı ve kadavra bağışı ile ilgili eğitimler veriyoruz. Ve çocuklarımız gönüllü çalışmalarda bulunuyorlar. Şu anda Tophane Endüstri Meslek Lisesi, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi, Bursa Erkek Lisesi, Bursa Hürriyet Anadolu Lisesi, Ahmet Cevdet Paşa İmam Hatip Lisesi'nde devam eden projelerimiz var. Bu konuyla ilgili organ bağışı, kadavra bağışı, bu tip eğitimlerimiz o okullarda devam ediyor. Bundan önceki sene din adamlarına yönelik çalışmalarımız vardı. Ondan önceki sene gene okullarda bir çalışmamız vardı. Yani baktığımız zaman her sene bir grubu bir tema çerçevesinde seçip orada organ bağışının artması için çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Sadece dernek üyelerimiz, gönüllülerimizle beraber. Bu sene de o projeyi yapıyoruz ve devam edeceğiz. Çünkü biz şunu inanıyoruz, bir yerde bu kültürü oluşturmak zorundayız. Baktığımız zaman da şimdi kan bağışlamak herkesin çok makbul gördüğü, çok desteklediği, herkes tarafından benimsenen bir uygulama. Belki bundan 50 sene önce geri gittiğimizde onda da belki defanslar, belki endişeler olmuştur. Biz de şu anda organ bağışını anlatıyoruz, ilk anlatanlar olarak anlatıyoruz. Ama belki ileride bunları belki hiç böyle konuşulmayacağız çünkü insanlar o bilinci bulaşacak ve öldükten sonra toprak olmasın deyip kendileri bağışlayacaklar. Biz bunu düşünerek, bunu bilerek ve yeni nesile, genç arkadaşlara özellikle bunu anlatmak istiyoruz. O yüzden okullara gidiyoruz. Anlattığımız hikaye, anlattığımız konular onları direkt ilgilendiren bir konular. Onlar kendilerine yarın öbür gün lazım olabilecek şeyleri şimdiden istiyorlar. Kendilerinin projeleri. Hem de mesela genç yaşta bunları öğrendiklerinde, mesela ben bir şeyler öğrendiğimde bunu anneme babam diyor ki bakın böyle böyle bir durum varmış. Hani o çocuklar eve gidip annelerine, babalarına, kardeşlerine, abilerine bu durumu anlatacaklar, amcalarına, dayılarına. Ve bir anda bir kişiyken 10 kişi öğrenmiş olacak tabii aslında. Mesela okullarımızda çocuklarımız şeyler yapıyor, röportajlar yapıyorlar.
soru cevap şeklinde anketler düzenliyorlar. Bir sürü çalışmalar yapıyorlar ve okul çevresinde, ev çevrelerinde, arkadaş çevrelerinde bu bizim bir nevi böyle hepsi birer gönül elçisi olarak çalışıyorlar. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum öğrencilerimize yani. Efsane projeler geliyor kulağıma çocuklarla sohbet ettikçe. Bestemiz de var tabii biliyorsunuz. Bestelerimiz var. Öyle evet, evet, evet. Bir gün inşallah onları da ağırlarız. Onlar da bestelerini i̇nşallah söylerler. Bir gün onlar da öğrencilerimizle birlikte buraya gelmek isteriz biz de. Onlar da kendi açılarından, kendi pencerelerinden neden bu organ bağışına gönüllü olduklarını, neden bu kadar önemli olduklarını bir gencin ağzından da dinlemek lazım. Çünkü biz neticede ben bu işin acısını da çekmiş ve mükafatını da sevincini de yaşamış bir insanım. Ama onlar sağlıklı hayatlarındayken böyle çok önemli bir işe destek oluyorlar. Onları takdir etmemek elde değil yani. Kesinlikle. Şimdi bir yol yürüyoruz. Bu arkadaşlarla yürüyünce o yolun meşakkati yol arkadaşlarına bağlıdır, yok olması o meşakkatin. İşte yol arkadaşlarımız böyle olunca meşakkat falan çekmiyoruz biz aslında. Yok ediyorlar. Yok ediyorlar tabii ya. Yük hafifletiyorlar. Bir de bizim derneğimizin şöyle bir özelliği, onu da anlatmak istiyorum. Bizim derneğimizde ben mesela böbrek nakli olmuşum. Mürşit Bey kardeşine böbreğini vermiş. Başka bir genel sekreterimiz gene kadavradan organ nakli olmuş. Diğer yönetim kurulu üyemiz işte o da kadavradan nakil olmuş. Diğer yönetim kurulu saymanımız eşi bu işten rahatsızlığını yaşamış. Yani hepimiz aynı duyguları yaşamış. Aynı duygularla bir araya gelmiş insanlarız yani. Diyoruz ki biz bunu biz anlatmalıyız. Yani biz bu işten tamam hani yaşadık, yaşıyoruz ama anlatalım, insanları sesimizi duyuralım. Bizim gibi anlatamayan insanlar var. Mesela kalp nakli bekleyenler, karaciğer nakli bekleyenler. Bunların yaşamsal süreleri daha az. Seslerini bizim kadar pek çıkartamıyor. Biz gene diyaliz sayesinde bir sesimizi çıkartabiliyoruz. Yaşamımız devam ediyor ama onlar bunu da yapamıyorlar. Biz bir nevi karaciğer bekleyen, kalp bekleyen insanların da sesi olmak istiyoruz. Onlar için de organ bağışını anlatıyoruz. Yani sadece böbrek için anlatmıyoruz. Yani diyoruz ki bu organ bağışı bütün organlar hayatta öneme sahip. Bütün organlar için anlatmaya çalışıyoruz dernek olarak. 70 bin civarında organ yetmezliği çeken var. Birikenlerin çoğu tabii doğal olarak başkanımın söylediği gibi böbrek hastaları. Çünkü bir diyaliz hizmeti var. Nakil olabileceği sürece organ bulununcaya kadar bir makineyle böbrek yerine koyma tedavisi devam edebiliyor. Ama bir kalp için bunu söyleyemiyoruz. Her birisi için bazı cihazlar var ama bazen hani kalbin yanında taşıyor falan derler bir pompayla ama bunlar çok uzun süreli olmuyor maalesef. Dolayısıyla bir an önce organa ihtiyaçları var. Bir de böbreğin bir şanslı tarafı da var. İyi kötü insanlarda iki böbrek var. Hadi canlısından, anasından, babasından bir tanesini bağış alarak hayatlarını devam ettirebiliyor. Kalp ne yapacak? Kalp bölünemiyor. Karaciğer bir parçasını verebiliyor. Bölünebilir organlar loblu olduğu için. Akciğer de keza öyle. Loblu organları bölünebilir. Ama kalp gibi organlar, ince bağırsak gibi organlar, hayati organlar. Bunlar tamamen bağışa endekslenmiş durumda. Bağış varsa hayata tutunacaklar. Bağış varsa hayata tutunacaklar. Bu sadece bireysel bir hadise de değil. İşte başkanım demin çok güzel izah etti. Ailenin özellikle küçük fertleri bundan olumsuz olarak çok fazla etkilenebiliyorlar. Bütün yaşamları etkilenebiliyor. Evet. Bunları engelleyebilmek bir tek sözümüze bağlı. Bir tane sözümüze bağlı. Ne diyoruz? Organ bağışı iyidir, organ bağışı yapmalıyız diye bütün sorunlar ortadan kalkabiliyor. Şimdi en büyük çekinceleri nedir peki? Yani bir insanın gidip de ben öldükten sonra organlarımı bağışlamak istiyorum diyememe ya da bir annenin, bir babanın, bir evladın, annesi babası yakını vefat ettiğinde, beyin ölümü gerçekleştiğinde en büyük çekinceleri nedir? Hani dediniz ya milli eğitime işte Diyanet'e hep gezdik, din adamlarıyla görüştük ya da milli eğitimde görüştük. Hani bunların içerisindesiniz. En büyük çekinceleri ne oluyor vatandaşların aslında? Ben mi çarptım? İnsanlarda bir dini çekince de var. Yani bu işin caiz mi, dinen uygun mu, uygun olmadığını bir merak konusu. Yani merak ediyorlar uygun mu, din mi diye. İkincisi bilmedikleri için. Yani bilmeyen insan korkabilir, evet, tepki verebilir. Olaya bilmedikleri için de hemen olumsuz yaklaşıyorlar. Ben iki konunun ön planda olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi dini yönden çekinceleri olduklarını, ikincisinin de olayın ne kadar önemli
olduğunu bilmemelerini, yani eğitimle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani bu aslında hocalarımın bahsettiği ailede önceden konuşulması normalleştiriyor biraz. Yani ama durup dururken işte bir vefat olduğunda böyle doğrudan bir teklifle işte bir şeyimiz var, hayatını kaybetti, beyin ölümü gerçekleşti, organlarını bağışlar mısınız sorusuyla, teklifiyle gelindiğinde hiç beklemediği, hiç düşünmediği, hiç konuşmadığı bir şey hem ürkütüyor, hem şaşkınlık yaratıyor, hem işte dini endişeleri beraberinde getiriyor. Mesela ben şeye benzetiyorum biraz hocam, ne kadar benzer bilmiyorum ama aşı karşıtlığı gibi. İşte bir değişik sebeplerden insanların endişeleri, korku, aşı gibi bir konuda bile bunlar yaşanabiliyor. Acaba o ne isterdi diye düşünüyorum. Tabii yani, ama organ bağışı konusu biraz daha ciddi, birazcık daha ürkütücü gelebiliyor insanlara. O yüzden önceden konuşmak, böyle bir durum da var. İnsanların hayatında bunlar da oluyor. Böyle bir durumda biz ne yaparız diye ailede bir konuşmak. Bunun en kolay şeyi, çözümleme şekli böyle bu herhalde. Yani müzakere edilmesi, olumlu olumsuz, her neyse herkes kanaatini söylemesi, gündemlerine gelmesi önemli insanların. Yoksa bir sürü endişe oluyor zaten. Yani bazen anlamsız da olabiliyor. Ama en çok dini endişeler oluyor. Bizim evet. de gördüğümüz, şahit olduğumuz kadarıyla. Bizim inancımız, o konularda bir kısıtlama getiren bir inancımız yok. Tam onu soracaktım. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu konuda defalarca görüş beyan etti. Hatta kampanyalar yaptı. Ama hiç bu hissi bir şey. Yani daha çok duygusal bir şey gibi bence bir durum. Dini zaten bütün semavi dinlerde yani organ bağışını engelleyecek, kısıtlayacak bir şey yok. Bizim de 1980 yılında verilen bir fetva var ve bundan sonraki çoğu Diyanet İşleri Başkanımız da bunu desteklemiştir. Hatta Mehmet Görmez hocamız tarafı Diyanet İşleri Başkanı iken bu konuyla ilgili candan cana yapılan sadakadır şeklinde kampanyalar düzenlemişlerdir. O konularda çok önem vermişlerdir, çok destek vermişlerdir. Biz de bundan önceki Müftü Bey zamanında da Bursa'da bu konuyla ilgili çok çalışmalar yaptık. Bursa'daki organ bağışı, kadavra organ bağışı yüksek olmasının bir sebebinin de Bursa'daki Diyanet camiasının bu olaya destek olmasını ben görmekteyim. Bursa'daki kadavra bağış sayıları çok yüksektir. Yani Türkiye ortalamasının üstündedir. Bir medyanın sahiplenmesidir. Bursa medyası bu konuda çok duyarlıdır. Biz hangi medya kuruluşuna gitsek, hangi gazeteye, hangi televizyon programına katılsak çok büyük bir destek görmekteyiz bu konuda, organ bağışı konusunda. Medyanın desteklemesi, din adamlarının desteklemesi, eğitim camianın desteklemesi zaten bunu beraberinde getiriyor, bu başarıyı da getiriyor. Yeterli mi? Tabii ki değil, daha gideceğimiz çok yol var, yapacağımız çok işler var ama en azından doğru yolda gittiğimizi biliyoruz yani. Yani aslında biraz önce Salih Hocam da söylediği gibi böbrek hastalarında şimdi bir anda bulunamıyor evet böbrek, ama diyaliz sürecinde olan, yıllarca diyaliz sürecini yaşayan insanlar var ve bu insanlar o kadar fazla ki illa hem dini anlamda işte Diyanet'ten birilerini tanıdıkları, işte medya dediniz mesela, benim de bir tanıdığım var şu anda böbrek bekleyen ve diyaliz hastası olan. Hani biliyoruz bunun, onların o yaşadıklarını az çok tam anlamıyla tabii ki göremesek de biliyoruz o nedenle desteklenmesi gerektiğini, yani bu anlamda bir sorumluluk sahibi olması gerektiğini insanların, bunu düşünüyoruz aslında hep birlikte. İlla da kendi başına gelmesi gerekmiyor tabii. Tabii yani neticede hepimiz insanız yani. Aynen. Siz böyle söyleyince aklıma bir şey geldi. Geçenlerde biz derneğimizi yerine taşırken, arşivi taşırken bir gazete küpür gördüm. Bizim derneğimiz 16 Haziran 2002 yılında kurulmuş. Kurulduğu zaman Bursa'daki diyalize giren vatandaş sayısı 960. Şimdi Bursa'da bugün 4000'in üstünde herhalde olmuştur değil mi hocam? Yani 4000'in üstünde insan diyalize giriyor. Yani 20 yılda 4 kat arttı hastalığımız. Önceden diyelim ki az kişide görülebilir ama şimdi bakıyoruz her mahallede, hatta her sokakta. Bazen bakıyoruz apartmandaki bir komşumuz tarafından diyalize giren insanları görüyoruz. Yani bu artık uzakta olan bir rahatsızlık değil, bu büyük bir halk sağlığı sorunu. Yani bunları anlatmamız lazım insanlara. Yani belki şu anda bizi dinleyen yüz binlerce insan, yarın öbür gün başına bu işler gelebilecek yani. Biz onların da burada derdini anlatmaya çalışıyoruz. Onlardan da ricamız bu konularda
bizim gibi azıcık daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Yani bu hepimizi esasında ilgilendiren bir konu, halk sağlığı sorunu. Evet, şimdi artmış dedik 20 yılda 4 katına kadar. Böbrek sağlığından konuşalım mı biraz da? Yani böbrek sağlığımızı nasıl koruyabiliriz biz? Evet. Ne yapmamız gerekiyor? Yani bir defa zaten Dünya Böbrek Günü'nün temalarından bir tanesi farkındalık. Değil mi? Evet, farkında olmamız lazım. Bize bu yola neler itiyor? Bir defa egzersizi az yapıyoruz. Bir defa onu bir köşeye koyalım. Biraz egzersiz yapmamız lazım. Tembellik var sanki. Kendi adıma söylüyorum. Tabii bizde öyle bir tembellik var. İkincisi tabii yemek alışkanlıklarımız. Özellikle fazla yiyoruz, kilomuzu kontrol edemiyoruz. Kilomuzu kontrol etmemiz lazım ki devam edelim. Egzersizin faydalarından bir tanesi de bu tabii. Kiloyu biraz yakabiliyoruz en azından yediklerimizi. Tuz fazla kullanıyoruz, şeker fazla kullanıyoruz. Ve dolayısıyla bir de toplum olarak Türkiye'de yaşayanlar olarak böyle genetik rahatsızlıklarımız da var. Yani şeker gibi, yani diyabet gibi rahatsızlıklarımız da var. Tansiyon en fazla neden yükseliyor? İşte tuz yediğimiz zaman tansiyon yükseliyor. Hatta biraz böyle halsiz kaldığımız zaman hemen tuzlu ayran getirirler de tansiyonumuzu yükseltelim diye. Gerçekten hemen yükseltiyor yani. O kadar etkili. Biraz uzun süre de beklemeye çok gerek kalmıyor. Tabii bu alışkanlıklar iyi alışkanlıklar değil. Bir de hani klasik bilinmiş şu üç beyaz şey derler. Yani işte bir tanesi şekerdir, bir tanesi tuzdur, bir tanesi de unlu mamullerdir. Evet. Bunları da azaltmaya çalışıyoruz ama tabii karnımız da doymuyor unlu mamul yemediğimiz zaman. Biraz bunları hayat itidallerle dolu. Biraz dikkat edersek bir defa farkında olup bunu azaltmamız lazım. Bir. İkincisi sağlık kontrollerini belli periyodik aralarla yaptırmamız lazım. Yani birçok kişi bunalıma girip geliyor. Benim böbrek yetmezliğime girdim diyor. Yani bu birdenbire girmeyebiliyor. Yavaş yavaş onun bulguları olabiliyor. Ama kendimizi ihmal ettiğimiz için kendimizi tanıyamıyoruz. O yüzden de sinsi hastalığı göremiyoruz. Yoksa aslında bir mercek koysak onu göreceğiz. İşte bu rutin taramalar, halk sağlığı taramaları, çalışmaları bunu anlamamıza, fark etmemize yol açar ve engelleriz. Bunları önleyebiliriz. Ha, hepsini önleyebilir miyiz? Yani şimdi bazı şeyler kaderimizdir. Bunun ötesine gidemeyiz. Ona da müdahale edemeyiz. Ancak biz müdahale ettiklerimize bir bakalım. Bir defa onları bir düzeltelim. O kaderi ondan sonra değerlendiririz derim ben. Dikkat etmek gerekiyor. Aslında evet. Vücudun verdiği sinyalleri duymak gerekiyor. O sinyallerin gelmemesi için yediğimize içtiğimize dikkat etmemiz gerekiyor değil mi? Tabii ki. Tabii cazip geliyor şimdi hareket etmeden yemek. Bir de şimdi tabii görsel olarak çok güzel. Televizyon var, cep telefonları var. Zamanımızı geçirttirebilecek. Evet. Ama işte o yüzden diyorum ya, işte yol arkadaşlar olunca bu tip şeylerden de uzak kalıyorsunuz. En azından bir yere gidiyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz, bir etkinlik yapıyorsunuz. İşte sizden de beraber etkinliklere gideceğiz. Zaten biz Line TV'yle çok uzun zamandır beraber yol arkadaşımız. Hani dedim ya, meşakkati yok eden yol arkadaşlarıdır. Line TV'de yol arkadaşımız. Birlikte bir yere gittiğimiz zaman hem egzersiz olacak, hem birbirimizi provoke edeceğiz. Yeme, az ye veya işte tuzu en azından fazla kullanmayalım, şekeri fazla kullanmayalım diye. Bu tip minik desteklerle yürüyeceğiz. Haluk Bey, siz nasıl fark ettiniz böbrek yetmezliğin olduğunu, nasıl anladınız bunu? Ben ilk başta tansiyon şikayetim vardı. Genelde öyle oluyor galiba. Evet, tansiyon şikayetim vardı. Daha sonra doktora gittiğimde bu tansiyonun nedeninin böbreklerle alakalı olduğunu öğrendik. Daha sonra bizi nefrolojiye sevk ettiler. Benim ailemde diyalize giren de yoktu. Benim babam 1930 doğumluydu. Yani hani ŞPC büyük birisiydi. Yani ona sorduğum zaman hani hiç böbrekle ilgili sıkıntı çeken birisi yoktu. Ama bizim eğer böbreklerimizde sorun varmış. Ondan dolayı tansiyon yükselmesi, yüksek olması. Ondan sonra onunla ilgili bir tedavi başladı. Ama daha sonra tabii son dönem böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği olduğumuzu öğrendik. Bir müddet bunun tedavisiyle geçti. Ondan sonra da diyaliz sürecimiz başladı. Ondan sonra ilk başta hemodiyaliz yaptık. Haftanın 3 günü bir diyaliz merkezinde yaptık. Daha sonra periton diyaliz denen bir diğer bir yöntem var. Onunla evde diyalizimizi yaptık. Her 6 saatte bir kendimiz diyalizimizi yaptık. Daha sonra dediler ki onun makinesi var, onun makinesini kullan dediler. Yani biz hepsini bir şekilde yapmaya çalıştık yani elimizden geldiği ölçüde.
Daha sonra da kadavra organ bağışı için adımı yazdırmıştım. Buradan bütün diyaliz hastalarına da söylüyorum. Mutlaka Bursa'da 3 tane diyaliz merkezi var. Mutlaka kayıtlarını bir diyaliz merkezine yaptırsınlar. Organ, kadavra bağış listesine kayıtlarını yaptırsınlar. Oraya ben de kaydımı yaptırdım. Daha sonra bir gün işte hocam aradı. Dedi ki Haluk dedi uygun böbrek çıktı dedi. Biz de koşa koşa geldik. Onun hikayesini dinleyelim bence ya. Onun hikayesi güzeldi çünkü. Bugün önemine binaen yani bir eğlenceli bir konu olması lazım şu anda. Tabii bu arada bir de şeyi anlatayım. Yani organ nasıl çıkıyor? Organlar tabii beklem listesine girdikten sonra devletin belirlediği, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği belli kurallar çerçevesinde bakanlık organları dağıtıyor. Keyfiyeten işte Ahmet, tabii. Mehmet, Hasan, Hüseyin diye çağırmıyoruz biz. O puana sahip olan insanların listesini bakanlık bize gönderiyor. Ama kayıtları önceden bizde var zaten. En üst sırada kim var? İşte oradan başlıyoruz. Biz birkaç kişiyi çağırıyoruz. Çünkü organda başa gitmek için ilk baştaki 5 kişilik listeden birilerini seçiyoruz. En yukarıdakine nakil yapmak zorundayız engel bir durumu yoksa. Burada da bir engel durumu yoktu ve çağırdık kardeşime. Haluk Bey neredesiniz? Datça'da. Aman Allah'ım şimdi hesap ediyorum. Datça'dan ne? Ben gelirim gelirim dedi. Peki tabii biz de tabii bir süreç içerisine giriyoruz. O organın çıkartılması, korunması, saklanması bir süreci var. O esnada bizim için de bir hareket var aslında. Bu hareketi yaparken yani uçakla mı geldi anlayamadım ama 5 saat sonra 5-6 saat sonra Haluk Bey hastanedeydi ama çok iyi. Nasıl gelelim bir şey lazım mı diye sorular yok. Üzerinizde ne varsa atlayın gelin. Bir şey giyin gelin. Geldiği şort deniz şortu ve üzerinde bir tane tişört. Gece tabii mevsimin de güzel olduğu zamanlardı ama bir anda ben de şaşırdım tabii hastaneye genellikle şortla kimse gelmez. Üzerinde ne varsa gel dediğimiz için üzerinde o varmış. Evet güzel bir anı olarak kaldı bizim için. Denizden çıktım ambulansaya gittim. Yani o kadar uzun süre beklemişsiniz ki tabii. Şimdi yüzünüzdeki o ışıltıyla birlikte ben görebiliyorum burada hani izleyicilerimize de aktarayım. Müthiş bir duygu yani şu anda hani burada anlatılması bile o kadar güzel ki gerçekten. Ama tabii burada bir nüans vereyim. Kimse bu kadar hızlı gelmek için çaba sarf etmesin. Daha fazla organ çıkarmasın bize. Tabii doğru. Sağlıklı olarak gelsin. Çünkü başka yöntemler de var. En yakın hava alanlarını bilebilirler mesela. Bugün köprülerimiz var. Çok kolay İstanbul'a uçak, Bursa'ya uçak, uçaklarımız da var birçok ilden. Dolayısıyla İstanbul'da burası arası bir saat yani. Gelmek istiyorsa uçakla da gelebilir. Çok kısa zamanda ulaşabiliyorlar. Yani bizim aslında bazı köylerimizden bize gelmesiyle Van'dan gelmesi arasında hiç fark yok. Onu söyleyeyim yani. Süre açısından. Siz o telefon görüşmesiyle birlikte neler hissettiniz peki? Ben ilk başta inanmadım. Yani ilk başta dedim bu dedim bir arkadaşım benimle dalga geçiyor dedim. Çünkü tatile gideceğimizi yakın çevremize söylüyoruz. Ben ilk başta öyle düşündüm işin gerçeği. Dedim arkadaşım biri beni işletiyor diye düşündüm. Hatta ben araya gireyim. Bir aradaydık tatile gitmezden önce. Bir arkadaşımız dedi ki ya sen tatile gidersen biz seni oradan çağırabiliriz. O yüzden öyle bir şey de vardı. Evet öyle bir şey de vardı yani dedim ben tatile gidiyorum. Hatta dedim şansımız mı tesadüfü mü? Yani dedim bir de tatildeyken bize hani organ çıkarsa hani öyle bir konusu da geçmişti o dönemde öyle. Mürşit hocamın dediği gibi. Uzağa gidiyor ya sataşıyorduk ya. Takılıyorlardı böyle. Ben ilk başta hani arkadaşlardan birisi şey yapıyor dedim yani şaka yapıyor diye düşündüm. Ondan sonra hastaneye aradım. Nakil merkezini aradım. Dedim böyle böyle dedim kadavra var mı? Var dediler. Benim adım da var mı? Var dediler. Ondan sonra ben onun gerçek olduğunu anladım. Bu sefer hiç heyecanla zaman kaybetmeden hemen ondan sonra eşimle birlikte oradan arabaya bindik. Hızlı bir şekilde buraya geldik heyecanlı. Tabii insan heyecanlanıyor. Yani gözü hiçbir şey görmüyor. Çok önemli bir şey. Yani hayatınız değişiyor, kaderiniz değişiyor. Bizim için çok önemli bir olaydı bu. O yüzden geldik. Çok şükür ondan sonra işte test süreçleri başladı. Bizde yapılan testler var. Onlar yapıldı. Herhangi bir engel durumda teşkil etmediğini öğrendik. Daha da sevindik falan. Ondan sonra ameliyatımız olduk. İyi ki de olmuşum diyorum.
İyi ki de olmuş diyorum. Yani başka da bir şey demiyorum zaten. Evet. Şimdi Mürşit Bey, ben tekrar size gelmek istiyorum. Şimdi Haluk Bey bunu birebir yaşayan kişi olarak anlatıyor ama siz de bunu birebir yaşayanın en yakınlarından biri olarak. Hani bu da aslında izleyicilerimiz açısından çok önemli. Onlara neler söylemek istersiniz? Nelere dikkat etmeliler? Ben hem Haluk Bey'den işte dernek kuruluşuyla ilgili, ben psikoloğum. Devlet Hastanesi'nde çalışırken Muradiye'de, diyalize de çağrılıyordum. Yani diyalizdeki hastaların psikolojik problemleri var diye. Benim diyaliz hastaları tanışmam o şekilde oldu. Daha sonra onların zorluklarını görünce, eskiden makineler oldukça sınırlıydı, sadece hastanelerde vardı ya da üniversitede ve devlet hastanesinde. Bir de Çekirge Devlet Hastanesi'nde, 3 yerde vardı Bursa'da. Makinelerde donanımları iyi değildi. İnsanlar çıkınca evlerine giderken çok zorluk çekiyorlardı. Servisler de yoktu. O dönemde bir dernek kuralım. Kendilerini ifade etme zorlukları da vardı. 98 yılında aslında dernek kurmayla ilgili bir çalışma başlattım. Ama dernek kuruluşu, insanları bir araya getirmek için 4 sene uğraştım. 2002'de kurulabildi. Bir araya getirmek bile çok meşakkatliydi. Şimdi çok daha kolay her şey. Oradaki arkadaşların süreçlerini de hep izleme, birlikte olma durumlarımız oldu. Yani bu bir organ çıktığında eskiden çok daha, şimdi de gene aynı, sayı hala yetersiz. Çok büyük heyecan yaşardık hep beraber. Birkaç arkadaşımız giderdi. O anda sağlık koşullarının da ameliyatı elverişli olması gerekiyor. En uygun arkadaşımız da organ takılırdı. Onlar o heyecanı hep birlikte yaşardı. Ben ilave olarak az önce Salih Hocam bahsetti. Organları korumak ya da sağlığı korumak, bir tane güzel bir şeye sahipsiniz. Önce onu korumanın yolunu becermemiz lazım. Allah vermiş, sağlıklı bir halimiz var. Bunu korumak birinci öncelik. İşte sağlıklı beslenmeden bahsetti. Sağlık için gerekli olanları yapmanın yanında bir de kontrollerden bahsetti. Yani sağlık kontrolleri de çok kıymetli. Şimdi artık onlar da çok kolay. Aile hekimlerine gittiğimizde, tahlil verdiğimizde gayet rahat bütün şeyimiz değerlendirilebiliyor. Sağlıkla ilgili değerlendirmemiz yapılabiliyor. Ben kardeşimden örnek vereceğim. Benim kardeşim benden 2 yaş küçük. İşte bundan yaklaşık ne kadar oldu? 15 sene kadar önce. Ramazan'da oruç tutarken midesinde ağrı hissetmiş. O sebeple doktora gitmiş. Doktor da kalp krizi geçirdiğini söylemiş. Ve hastaneye yatırıldı. Hastanede de böbrek yetmezliğine bağlı aslında sorun yaşadığını, Ramazan'da da susuz kalmaya bağlı olarak öyle sorunlar geliştiğini öğreniyor. Bizim böbrek yetmezliğini öğrenmemiz öyle oldu. Ben ona sordum. Dedim ya, hiç mi doktora gitmedin? Hiç mi tahlil yaptırmadın? Dedi ki, ben şimdiye kadar hiç hasta olmadım. Hiç doktora gitmedim. Hiç de tahlil yaptırmadım. Aslında rutin tahlillerde bile sağlık takiplerinin bir doktor tarafından yapılması lazım. Sağlık takibi yapıldığında o şey değerlerindeki değişiklikler fark edilebiliyor. Bu hakikaten sinsi bir hastalık. Günün birinde işte Haluk Bey'de de tansiyon şikayetiyle gidiyor. Diyorlar ki senin böbrek yetmezliğin var. Oraya kadar ne böbreklerinden haberi var, ne şikayeti var, hiçbir şey yok yani. Evet. Böyle bir sinsi bir hastalık bu hastalıklar. Dolayısıyla bunun önceden takibinin yapılması. Yani hem sağlığımızı koruyacağız ama bir de sağlık konu. Bir uzmana gidip sana sağlıklısın. İşte ben bazı akrabalarımda, yakınlarımda görüyorum. Hasta git diyor, ya geçer diyor, ben kendimi biliyorum. Ya sen kendini biliyorsun da. Git bir doktora, doktor sana iyisin desin. Sen ondan sonra kendine bak. Yani bir uzman, artık dağ başında yaşamıyoruz. Yani her şeye ulaşın, kolay. Sağlık kurumlarımız donanımlı. Git müracaatını yap. Rutin, yani sağlıklıyken de, mesela çocuğumuzu götürüyoruz biz. Sağlıklı muayenesini götürüyoruz. Bir sıkıntısı var mı? İşte hanımlar zaman zaman bir jinekoloğa gidiyorlar, sağlıklıyken gidiyorlar. İlla bir sorun olunca gitmemiz gerekmiyor. Sağlıklı olduğunu sana bir uzman söylesin. Bir de değerlerini gör, değil mi? Ben biraz sağlık konusunda attım tuttum. Hocam, çok güzel, şey olarak, haddi başarak, sıra bakmayın. Ama kardeşim böyle bir şeyle karşılaştı. Sadece o karşılaşmıyor. Çok arkadaşımda gördüm bunu. Sinsi gidiyor, gidiyor, gidiyor. Günün birinde çıkıveriyor. Evet. Yani böyle bir zorluğu var. Benim biraz önce sorduğum soru da o zaman burada aslında biraz
bence mantıksız oldu. Hani bir hangi sinyali görmeliyiz ki doktora gitmeliyiz? Öyle bir şey, ben hemen sorumu geri alıyorum değerli izleyenler. Yani sinyal beklemiyoruz. Evet. Rutin kontrollerimizi yapmak. Beklemiyoruz ama yine de sinyal yapmak. Olsun. Sinyali tabii o da önemli. Zaman, o daha önemli ama yani. Rutinleri tabii, o zaman ihmal etmeyelim, yani tabii, alışkanlık tabii. haline getirmemiz gerekiyor. Tabii. Kesinlikle. Tabii. Şeyi tekrar bir detaylandıralım mı? Çok daha sürem kaldı ama şimdi bağışçılarla alakalı onların o kriterleri nasıl değerlendiriyor? Nasıl çok. Pardon, organ bekleyenlerle alakalı. Evet. Yani o kriterler nasıl oluyor puanlama? Çok kısa bahsettik evet, çünkü hani beyin hikayesine bahsedeyim. Girdik. Aslında hepimizin bir doku kimliği var. Bu doku kimliğinden bazılarını, yani harfler A'lar, B'ler, D'ler diye isimlendirmişler. Bunlar sadece isim. Bunlar kullanılarak bir puanlama yapılıyor. Herkesin önceden puanlamaları belli. Böbrek nakli için olan. Ardından diyalize giriş süreleri ne kadar uzun süre kalmış? Çünkü diyalizde maalesef işte 5 yılda hastaların maalesef yarısını kaybediyoruz. 10 yılda %85-90 civarında kayıplarımız oluyor. Dolayısıyla yani diyalize giriş yılının da önemi var. Biraz vefat edenin, rahmetlinin yaşına yakınlığıyla ilgili bazı puanlar var. Bunların hepsi birikerek toplam puanı oluşturuyor ve o puana göre dağıtılıyor. Bu arada da mutlaka bu A'lar, B'ler, D'ler dediklerimden ikişer tane var. Bir D'lerinin uyması gerekiyor, bir uyum gerekiyor ve aynı zamanda kan grubunun da aynılığı söz konusu. RH faktörü konuyla alakalı değil burada, kan verir gibi değil. RH faktörüden bağımsız olarak. Bu şekilde organ nakil merkezleri zaten tercihte bulunamıyor. Zaten bir sıralama var. Ardından rahmetliyle yapılan tetkikler içerisinde engel durumda olanlar eleniyor ve kalan en yukarıdaki puantaj, en yüksek puana sahip kişiye o organı siz naklediyorsunuz, engel bir durum yoksa. Fakat tabii o sadece böbrekte kalmayalım çünkü işte kalp naklinde daha farklı bir uygulama evet. var. İşte karaciğer nakillerinde yani hastalarında seçerken daha farklı uygulama var. Mesela karaciğer hastalıklarında neredeyse günde birkaç defa değişebilir sıralama. Çünkü orada bir skorlama var. Hastalığın kötülük skorlaması. En kötü durumda kimse ona nakledilecektir. Böyle bir pozisyon var. Kalpte daha farklı bir uygulama var. Organına göre Sağlık Bakanlığı'na bağlı bilim kurulları, böyle orada komisyonlar var, kurullar var. Onlar vasıtasıyla kriterler belirlenebiliyor. Yeri geldiğinde ek kriterler sunulabiliyor. Günün gerçeklerine uygun, günün kararlarını yansıtan kararlar alabiliyorlar. Ama bunlar tamamen ilan edilme suretiyle ve bir bilgisayar sistemi ile entegre edilmiş şekilde bize ulaşılıyor. Bu bilgisayar sistemi çok özel bir şey. Yani gerçekten birçok ülkede yok ve gördükleri zaman hayranlıkla karşılıyorlar. Devamlı kullandığım için de söyleyeyim. Mernis'e bağlanmış yani TC kimlik numarasına göre çalışan ve aynı zamanda adrese dayalı nüfus kayıt sistemini de içeren. Çünkü birine ulaşamazsak bazen adreslerinden de bulabiliyoruz. Böyle değişik anılarımız var. Birinci sıra hastası telefonlara bakmıyorlar veya çıkan kişi bize olumlu cevap vermiyor. Yani burada böyle birisi yok diyor. Bir şekilde adresinden tespit edip hastayı hak ettiği şekilde nakle getirebiliyorsunuz. Hakkını koruyabiliyorsunuz. Bu şekilde. Evet. Ya ben yavaş yavaş artık programı şöyle toparlayalım diyorum ama sizin son sözlerinizi de rica edeceğim. Çünkü değerli bilgiler verdiniz, değerli örnekler verdiniz. Birebir yaşanmış. Ayşe Hanım ben teşekkür ediyorum. Hem Line TV hem de bize davet ettiğiniz için sizlere Dünya Böbrek Günü'nde böyle bir program yaptığımız için de ayrıca çok mutlu oldum. Her şeyin başı farkındalık. Böyle bir günde biz de bu farkındalığı anlatmak için elimizden gelen şeyleri söyledik burada. Ben insanlarımıza sağlığının değerini bilmelerini, diyalize giren hastalarımıza da mutlaka bir nakil merkezine kayıtlarını yaptırmalarına ve ev içinde de mutlaka bu vasiyet gibi konuşmalarını rica ediyorum. Benim son söyleyeceğim bunlardır yani. Bu kayıt yaptırmalarıyla alakalı yaptırmayan çok fazla var mı? Yani son olarak bunu da ekleyelim de merak ettim. Var efendim. Ne için yaptırmıyorlar peki? İşte orada da gene bir korku, endişe, bana çıkmaz, bana olmaz, ben yapamam, edemem gibi endişeler olabiliyor.
Ben orada da yani bizleri görsünler, bizler sağlıklı bir şekilde hayatımızı devam ediyoruz. Abim organını verdi, o da sağlıklı şekilde devam ediyor. Yani hayat bir şekilde devam ediyor. Onlar da bizleri örnek olarak görsünler istiyorum buradan yani. Bazen de ellerinden tutan olmuyor. Yani kendilerini umursamadıkları gibi aile de umursamayabiliyor. İşte hani kimsesizlerin kimsesi olmaya talibiz. Yani böyle durumda direkt gelirlerse ki devlet de çok imkan veriyor aslında. Yani ulaşması çok sıkıntılı değil ama neticesinde yine de bazen kimsesizlerle de karşılaşıyoruz, değişik zamanlarda davet ediyoruz. Evet. Olumlu neticeleniyor. Çıkmaz demeyelim, bir umut. Yani evet. Belki de size de böbrek çıkar ve ikinci baharınızı sizler gibi yaşarsınız. Ve birinde çıkıyor. Evet, bekleyince çıkıyor. Bursa burası, organ Bursa. Bağışının başkenti. Kesinlikle. Bey, sizden de dinleyelim son cümlelerinizi. Ben de ilginize, konuya gösterdiğiniz yaklaşıma teşekkür ediyorum basın olarak. Bizim dernek olarak yaptığımız her projede Hacı Vadim'i hep yanımızda bulduk. Ben onlara teşekkür ediyorum kurum olarak. Bir de hocalarıma, özellikle Salih Bey'e çok teşekkür ederim. Hiç bir dediğimizi iki etmedi. Çocuklar, öğrencilerle yaptığımız projelerde hem bizi heyecanlandırıyor hem çok katkı veriyor. Çocuklarımızdan birisi, öğrencilerimizden bir grup, bir okulumuzun öğrencileri Salih Hocam'la röportaj yapmak istediler. Ama işaret dili tercümanı da olsun yanımızda. Bir de işitme engelli olup da böbrek hastası olanlar da öğrensinler diye. Çocuklar da çok üretken. İşte yol arkadaşları bizi heyecanlandırıyor. Böyle güzel bir şey. Yeni yeni fikirler çıkıyor böyle. Evet, çok hiç aklımıza gelmeyen şeyleri de yapıyorlar. Devletimiz de çok destekçi. Ben devletimize de bu konuda sağladığı imkanlar için teşekkür ediyorum. Cansiperhane herkes samimi çalışıyor. Vatandaşlarımıza da düşen şey hem sağlıklarını korumak, hem sağlık kontrollerini yaptırmak, hem de bu konuyu başkanımın dediği gibi, Sadri Hocam'ın dediği gibi evde de normal zamanlarda bunu konuşmak ve bununla ilgili sohbet etmek, kararlar almak eğer uygun bulurlarsa. Bunu gündemlerine almaları bizim için şu anda çok önemli bir konu. Onu özellikle rica ediyorum. Teşekkür ediyorum ben de. Biz teşekkür ederiz değerli sohbetiniz, katkılarınız için. Evet değerli izleyenler, Sağlığın İçinden programının böylece sonuna geliyoruz. Biz de hemen bir kısa hatırlatma yapalım. Bu akşam evde çay sohbetlerinizde kısacık bir böbrek bağış, organ bağışı affedersiniz, organ bağışı konusunu konuşalım diyelim ve yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.